Mahmut Bey'in mesajı var. Şöyle sormuş: Hocam, öncelikle kolay gelsin. Bir erkek yeğenim var. İkinci sınıfa gidiyor. Annesine yılbaşını neden kutlamıyoruz diye soruyor. Yeğenim bize göre niye kutlamadığımızı nasıl anlatmalıyız, nasıl davranmalıyız diye yazmış e, Mahmut Bey. Mahmut Bey çok pratik, çok basit. Çünkü biz her kültürün bayramını, her kültürün şenliğini kutlamıyoruz ki. Mesela Hinduların işte nehir kenarında yaptıkları ayinler var. Biz onu kutlamıyoruz ki. Efendim yine Hristiyanların örneğin kilisede yaptıkları ayinler var, toplantılar var. Efendim siz başka bir dine mensupsunuz, siz başka bir kültüre mensupsunuz. Dolayısıyla... Herkes kendi kültürünün aslında gereklerini yerine getiriyor. Evet, ülkemizde bir eğlence, bir atmosfer, bir keyiflenme aracı olarak da yılbaşı baskın bir şekilde sokaklarda, caddelerde efendim görsel şovlara da dönüşmüş olarak kutlanıyor. Bunu siz evinizin içerisine taşımak istemiyorsanız, yani yeni yılı yeni yıl olarak söyleyebilirsiniz. Her yeni yıl geldiğinde efendim bunu efendim kutlamak diye değil de tebrikleşmek olabilir ama efendim başka kültürün unsurlarını kendi kültürünüzün içerisine almak istemiyorsanız evin içerisinde illa çam alınacak, evin içerisine süslenecek, evin içerisine bir takım efendim ışıklar vesairelerle yapacak olmanın başka bir kültüre özenti olduğunu çok rahatlıkla paylaşabilirsiniz. Herkes kendi kültürünün, evinin içerisinden bahsediyorum evin içerisinden herkes kendi kültürünün gereğini o ailenin içinde yaşıyor. Siz örneğin Ramazan Bayramını Hristiyanlar niye kutlamıyor diye sorabilir misiniz? Yok bu sizin kültürünüzün, dininizin bir gereği. Onun gibi herkes kendi kültürünün gereğini yapıyor diye söylemenizde bir mahsur yok. E caddeler sokaklar niye böyle süslü? E süslü olabilir. Çünkü yeni bir yıl geliyor. Artı yeni bir yılın içerisinde bu ülkede sadece Müslümanlar yaşamıyor ki. Hristiyanlar da yaşıyor. Efendim, artı bir e, takvim yılı değişiyor. Koca bir yıl geride kalmış. O sokaklara yansıyan şekil sokaklarda olacak olan bir şey. Ancak evimizin içerisine bireysel olarak baktığımızda biz aynı e, oradaki kültürün Efendim bir uzantısı değil bizim evimizin içerisinde başka bir kültür yaşanıyor diye ikinci sınıf çocuğuna bu çok rahatlıkla anlatılabilir. Çok katı olmamak lazım. Şu açıdan söylüyorum mesela kişi birbirine yeni yılını kutluyor, tebrik ediyor, dualaşıyor, hayırlaşıyor yeni yılın kutlu olsun diye. Efendim bu bir yıl bizim yılımız değil. Ya kimin yılı? Biz hicri yıl tebrik ediyoruz. Bu miladi yıl efendim Hristiyanlardan gelme. Yani günümüz artık böylesi bir söylemi kaldırabilecek ve çocukların e, ve globalleşmiş olan bir dünya içerisinde dünya vatandaşı olarak yetiştirmeye çalışacağınız bir çocukta bu sizden kopmaya sebep olabilir. Siz zaten yarın ayın kaçı diye sorulduğunda efendim yarın ayın işte 30'u diye söylüyorsunuz. E 30'u diye söylediğiniz şey hicri bir e 30'u diye söylediğiniz şey hicri bir yılı söylüyorsunuz. Hicri bir günü söylüyorsunuz. Yani kullandığınız takvimi söylüyorsunuz. Hem onu söyler, hem aynı takvimi yaşar, hem aynı takvimle randevuleşir. Ve hem o takvimin yapraklarını ay ay gün gün yırtar. Ve onun sonuna geldiğiniz halde şimdi ben bunu kullanmayacağım bu takvime göre efendim bu yeni yıl olduğunda benim takvimim başka bir takvim derseniz o zaman e, çocuğu çelişkiye düşürmüş olabilirsiniz. Evet bir de hicri yıl var. Hicri yılbaşı var. Onun takvimini ülke olarak kullanmıyoruz biz. Ancak onu da hatırlamak hicreti hatırlamak tarihsel kökenleriyle çocuğun dini kökenleriyle birlikte çocuğa bunu aktarmak bunu da aktarmak tebrikleşmek hicri takvimden bahsetmiş olmak hicretten bahsetmiş olmak tabii ki e, olması lazım gelen bir şey ama ortadaki e, realiteyi de ortadaki gerçeği de inkar edercesine hayır Yeni yıl bize ait bir şey değil. E kullanacağın şey şimdi önümüzdeki gün pazartesi diyeceksin. 2014 demeye başlayacaksın. Ne oldu? Sen kapatmış olsan da 2013 bitti, 2014 girmiş oldu. Yeni bir yılın ilk günü girmiş oldu. Çelişkiye düşmemek lazım. Efendim çok daraltmamak lazım çocuğu. Sonra daralmış olan yerde çocuk bunalıyor. Bugün çocukların problemi. Efendim yeni yılda kutlama Tebrikleşelim mi birbirimizle, yeni yılın kutlu olsun demelim mi dememeli mi den daha ziyade çocukların duygu dünyasında yaşadıkları ve kendi kişilik bozukluklarına sebep olacak daha derin problemler var. Eğer bir kültürel problemden, bir dini problemden, bir sosyal ahlaki problemden, efendim bir ahlaksızlıktan bahsettiğimiz yerde... Arkadaşıma yeni yılın kutlu olsun mu diye mesaj gönderebilir miyim mi de için içerisine koyarsak çocuklar bu kadar karmaşanın içerisinde ve bu kadar yasaklanmış alan içerisinde bunalırlar. Ee, Mahmut Bey benim bu bağlamda söyleyeceğim sözler bu kadar. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren, kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu konuşunuza, çocuğunuzun öğretmenine çocuk deyip geçmeyin diye seslenin.